Merhaba izleyen herkese. Bu videoda fiil çekimlerini anlatacağım. Bir tablo üzerinde bütün zaman kiplerini eklemeye çalıştım. Bunun üzerinden farkları, ortak yanlarını görebiliriz. Anlatmak için raften kelimesini seçtim. Raften fiili gitmek anlamına geliyor, mastar hali. Geçmiş zamandan anlatmaya başlayayım. Geçmiş zaman nasıl oluşturuluyor? Mastar halin sonundaki nunu kaldırıyoruz öncelikle. Yani raften sondaki nunu kaldırdık. Ne kaldı? Raft. Raft kelimesini kişi eklerini ekleyerek oluşturuyoruz. Geçmiş zamanı. Fiil kişi ekleri de burada renkli olarak gösterdiğim ekler oluyor. Men için mim, to için i, u için geçmiş zamanda bir ek yok. Ma için im, şoma için it ve anha için ent. Bu şekilde okuyalım aşağı doğru. Raftem, rafti, raft, raftim, raftit, raftent. Geçmiş zaman bu şekilde oluşturuluyor. Şimdiki zamana geldiğimizde yine bu ekleri kullanıyoruz fiillerin sonunda. Bu sefer başa mi ekliyoruz. Mi şimdiki zaman ekidir. Başa bunu ekliyoruz. Ancak bir değişim daha oluyor. O da kökün kendisi. Raft kökü geniş zamanda rev köküne dönüşür. Bu aslında birçok fiil için geçerli. Geçmiş zaman ve geniş zaman kökleri aynı olmuyor. Bunun için de fiillere aşina olmamız lazım. Fiiller videolarına bakabilirsiniz bunun için. Şimdiki zamanla ilgili söyleyeceğim diğer bir şey de bu ifade hem şimdiki zaman hem geniş zaman için kullanılıyor. Türkçedeki gibi ayrı bir şekilde gidiyorum ve giderim yok. İkisi için de bu kullanılıyor. Aynı zamanda gelecek zaman anlamı da veriyor. Bu da zaten Türkçe'de de var. Yarın gidiyorum diyoruz mesela. Ama şeyi vurgulamak istiyorsak, yani şu an yapıyorum, şu an gidiyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Şu kelimeyi kullanıyoruz. Dar. Bu aslında daştan kelimesinin geniş zaman kökü. Bunu kullanırken de yine fiile göre zamire göre çekimlememiz lazım. Bu ekleri dar kelimesinin sonuna ekleyerek kullanmamız lazım. Örneğin şu an gidiyorum demek istiyorsam darem, miravem demem lazım. Bunu aynı şekilde diğer zamirler için çekimleyeceğiz. Darem, dari, daret, darim, sonra darit, darent gibi. Şimdi bunu okuyayım aşağı doğru. Miravem, miravi, miravet, miravim, miravit, miravent. Bu şekilde. Gelecek zamana gelelim. Gelecek zamanda raft kökü aynı şekilde kalıyor. Kelimenin geçmiş zaman kökü. Hepsinde, bütün zamirlerde aynı kalıyor. Başa bir ek ekliyoruz ama. Çekimleri de bu ek üzerinden yapıyoruz. Hahem, hahi, hahet, hahim, hahit ve hahend. Bu ekleri daha doğrusu bu eki çekimleyerek oluşturuyoruz gelecek zamanda. Şimdiki zamanın hikayesine gelelim. Şimdiki zaman olduğu için tabii ki mi kullanmamız lazım. Şimdiki zaman hikayesi dediğim şey ne? Mesela gidiyordum, gidiyordun gibi. Yoru kullanıyoruz mi ekini. Sonrasında da geçmiş zaman halinin aynısı. Raftem, raftem bu şekilde. Gidiyordum, mi raftem. Gidiyordun, mi rafti. Bu şekilde aşağı doğru okuyayım. Mi raftem, mi rafti, mi raft, mi raftim, mi raftid, mi raftent. Bu şekilde. Şimdi mişli geçmiş zamanı anlatalım. Burada da yine raft kelimesi, raft kökünü kullanıyoruz. Bu köke e sesi ekliyoruz. Rafte. E sesi ekledikten sonra da kişi ekini kullanıyoruz. Başında elifle. Rafte em, rafte i, rafte est, rafte im, rafte it, rafte ent. Şimdi buradaki est ne oluyor? Est dır dir aslında Türkçedeki dır dir eki. Sadece rafte dersek de anlaşılır burada zaten. Gitmiş anlamı verir. Bu resmi hali olmuş oluyor yani bu eki eklemek. Yazılı halde böyle olur. Buraya gelelim. Mişli geçmişin hikayesinde de yine rafte kelimesi bütün zamirler için aynı kalıyor.
Bu sefer hikayesi dediğimiz için di eklememiz lazım. Türkçedeki gibi düşünürsek. Yani gitmiş idim, gitmiş idin şeklinde. Buradaki bud kelimesi buden olmak anlamına geliyor. Yine raften de yaptığımız gibi nunu kaldırdık, bud kaldı. Kişi eklerini ekledik hepsinde. Ve o zamiri bir ek almıyor. Bunu yeniden söyleyelim. Okuyalım aşağı doğru. Rafte budam, rafte budi, rafte bud, rafte budim, rafte budit ve rafte budent. Mişli geçmiş zaman hikayesi de bu şekilde. Şimdi sığmadığı için tabloya eklemediğim şeyi ben açıklayayım. İstek kipi. İstek kipi neydi? Gidelim, gidin, gideyim. Bunları istek kipi diyorduk. İstek kipi nasıl oluşturuluyor? Kolay bir şekilde oluşturuluyor aslında. Şimdiki zaman halinde yani şu sütunda mi'leri kaldırdık. Onun yerine b eklediğimizde istek kipi elde etmiş oluruz. Yine okuyayım aşağı doğru. Beravem, beravi, beravet, beravim, beravit, beravent. Bu şekilde. Peki emir kipin nasıl oluyor? Son olarak bunu söyleyelim. Emir kipinde kelimenin gelecek zaman, affedersiniz, geniş zaman kökünü alıyoruz. Geniş zaman kökü raften için neydi? Raf. Geniş zaman kökünü alıyoruz ve başına b ekliyoruz. Git kelimesinin Farsçası bu durumda boro oluyor. Başka bir kelime de örnek olarak vereyim. Örneğin goften söylemek. Nasıl emir kipi yapacağız? Goften kelimesinin geniş zaman kökünü bilmemiz lazım öncelikle. O da gu oluyor. Başına b ekliyoruz. Yani söyle begu olur mesela. Konu bu şekilde. Hızlı anlattıysam, anlamadığınız bir şey olduysa yorumlarda sorabilirsiniz. Başka fiilleri kullanarak kendiniz deneyebilirsiniz. Denediklerinizi de yine paylaşıp doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur ve hudafez.